Hayvanlar Birliği diye bir ifade. Kim yapmış bunu? Süleymancılar. Peki bu işin ayrıntısı ne? İşte bunu bize, bu haberi Türkiye'ye bildiren Tele 1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat anlatacak. İyi geceler Yılmaz abi. Teşekkür ederim Musa. İyi yayınlar, günaydın. Çok teşekkürler. Evet abi, yeni bir haberle karşımızdasın. Bu sefer de Süleymancılar ismini yazmışsın. Nedir mesele? Mesele büyük. Şöyle ki büyük, Türkiye'de ne kadar işte vakıf, dinci, tarikatlar varsa ilk geldikleri yer buraya yatırım yapıyorlar. Yani bunu anlamak mümkün değil. Yani evet, içerideki konuşmalarıyla dışarıdaki konuşmaları, tabii buna iktidar da dahil. Çünkü biliyorsunuz bu tarikatlar, vakıflar bu AKP iktidarı döneminde palazlandı. Yani bunlar ortaya çıktı, bu destekle büyüdüler. Zaten iktidarın Amerika'da büyük yatırımları var, emlak yatırımları var. Tabii ki tarikatlar da bundan nasibini gayet iyi bir şekilde alıyorlar. Bu iş FETÖ ile başladı, Fethullah cemaati olarak. Tabii ki onların yatırımına ulaşmak daha zor, ama işte son olarak da Süleymancılar. Tabii bu arada Türken Vakfı'nı, Ensar ve onu da hatırlatmak lazım. Türken Vakıfları'nın Amerika'daki yatırımlarını da hatırlatmak lazım izleyicilerimize. Ya. Son olarak da işte Süleymancılar. Bu benim sadece bulduğum, yazmış olduğum bugünkü tele1.com'da da yazım var. Bu Virginia eyaletinde, ama başka eyaletlerde var mı dersen mutlaka örgütlenmesi vardır. Şöyle ki bu Virginia eyaletinde bunlar bir ilk yaptıkları iş zaten kendilerine bir gayrimenkul satın almak. Bir gayrimenkul satın alıyorlar. Gittim gördüm de yerlerine. Çünkü arada bir de şey yapıyorlar, işte Türk yiyecekleri festival falan gibi bir takım faaliyetleri de var. Gittim gördüm de 1 milyon 580 bin dolara bir yer satın almışlar. Bunun yıllık vergisi de 17.676 dolar Musa. Bunlar tabii küçük rakamlar değil ve az önce senin de dediğin gibi incorporate, yani bir şirketleşme var. Bunlar şirket. Tabii ki işte buranın 501 sayılı vergiden muaf dernekler kurulabiliyor. İşte Türken Vakfı da öyle. Diğer vakıflar da öyle. Maarif Vakfı var örneğin burada. Onlar da öyle. Dolayısıyla bunlar da vergiden muaf şekilde bir şirketleşme olmuş. Yani son olarak Süleymancılar USA'de bu dediğim tarikat ve şeylere, vakıflara Amerika şubesi olarak eklenmiş oldu Musa. Evet. İlginç gerçekten. Başka bir takım, yani böyle faaliyetler var mı acaba? Yani insan bunu merak etmeden duramıyor tabii. Herhalde bunların hemen hepsinin Amerika'da bu türden gelecekle ilgili yatırımları var. Yani bir taraftan yok. Böyle tabii, yerli yani söylemler bu, kullanıp tabii bir taraftan. Tabii ki evet, dediğin doğru. Bu sadece yani bu Virginia'da, Amerika'da 50 eyalet var. Yani New York'ta da var, bunu görüyoruz. Yani henüz ben, çünkü şey olmadan, belge olmadan biliyorsun haber yayınlamıyorum. Bu gördüğümüz bu şeyin, binanın tapusu. Yani resmi tapusu, Amerika'da bulunan resmi tapusu. Dolayısıyla bu tip belgeler diğerlerinde de olduğunu biliyorum. Yani ama onları da önümüzdeki günlerde belgelerini bulunca onları da yayınlayacağız. Yani bu sadece bir yerde örgütlenme değil. Örneğin FETÖ de öyle. Yani Amerika'nın işte 35-40'a yakın eyaletinde örgütlenmiş durumdalar. Dolayısıyla büyük yatırımları var. Bunlar emlak zengini. Hatta son olarak tabii bunlara AKP
Washington temsilciliği de Amerika temsilciliği de eklendi. Onların da Washington'da ki bunu yayınlamıştık zaten biliyorsunuz. İki bina satın almışlardı. Emlak dünyanın her tarafında olduğu gibi Amerika'da da iyi para yapıyor. Musa yani bunlar bir de tabii emlak alınan yerlere de bakmak lazım. Örneğin işte New York'ta Manhattan'da dünyanın en pahalı emlak kentidir Manhattan. Bunu bilmeyen yoktur. Orada gökdelen yaptırıyor Türken Vakfı. Yani Ensar ve Türgev'in birleşimi Amerika uzantısı olan. Orada şey yaptırıyor, gökdelen yaptırıyor. Dolayısıyla emlak tabii ki bilmiyorum bu tarikatlar Türkiye'deki faaliyetlerinde holdingleşmelerini biliyorum da bu tür emlak işlerine ne kadar önem veriyorlar onu fazla bilmiyorum ama buralarda emlak önemli yatırımlar yapıyorlar. Dolayısıyla tabii ki emlakçılık yaparken de o arada başka işleri de beraberinde yani kazanç sağlayacak işler de yapıyor. Ama para nereden geliyor diye soracak olursa tabii ki Türkiye'den geliyor. Yani orası da öyle Türkiye'den geliyor. Hani Endonezya'dan gelmiyor, Katar'dan da gelmiyor para ya da bir başka bir Müslüman ülkeden de Türkiye'den geliyor Musa. Evet. Demek ki bu tarikatlar öbür dünya için değil, yeni dünya için çalışıyorlar abi. Yani. evet, evet yeni dünya ya da işte bu dünyanın tabii ki gayet tabii iyi yaşantısının olduğu ülkeler onlar için de bu dünyanın cenneti evet. diyebiliriz. Evet. Peki, abi şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Instagram'la ilgili bir ve sosyal medyayla ilgili bir açıklama yaptı. Yani malum bugünlerde işte Instagram kapalı, yetkililerle görüşmeleri oldu şirketin. Dün bir sonuç çıkmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili olarak hani sosyal yani faşizm uyguluyorlar ya da siber faşizm uyguluyorlar gibi bir ifadesi vardı. Ve burada ev zencisi ifadesini kullandı. Şimdi yani biz tabii 70'li yıllarda Türkiye'de televizyonun siyah beyaz dönemlerinde Türkiye köle İzaura şeyi figürüyle bu işte köle ticareti nedir, ne değildir, nasıldır falan filandır ya da işte yaşamları nasıldı bunları oradan az çok işte bir fikir edindi insanlar. Ama önemli bir dizi de vardı hemen hatırlatayım evet. Sözünü kesiyorum. Kunta Kinte diye meşhur. Ha Kunta Kinte vardı mesela. Vardı. Evet evet. Kunta Kinte tam evet tam o daha da çarpıcı evet. Mesela ben aklıma gelmedi o. Evet mesela evet. Böyle bir şey vardı. Ve yani şimdi Cumhurbaşkanı abi böyle bir şey söyledi. Bu ne demek? Yani ev ya zencisi ne demek? Çok enteresan Musa. Yani nereden aklına geldi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın önce onu anlamaya çalıştım. Yani ya da önüne birisi yazıp Amerika'yı bilen birisi ki burada kalan örneğin işte İbrahim Kalın'da kalmıştı. İşte şeyde Hakan Fidan da buralarda. Yani kim yazdı ya da iletişim başkanının Amerika şeyini bilemiyorum ama bu son derece evet muhalefet için bir... Şimdi anlattığı gibi bir kısmı tarlada, dışarıda bir kısmı da evlerde köle olarak çalıştırılan bu insanlar.